Bismillahirrahmanirrahim. Demek navbatdagi mavzuyimiz teskari trigonometrik funksiyalarga tegishli bo'lgan eng oxirgi qismi. Ana endi biz teskari trigonometrik funksiyalar ichida trigonometrik funksiyalar uchrab qolsa nima holat yuzaga keladi, shularni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, demak, misolni qarab holatlarni aniqlaydigan bo'lsak, eng oddiysi bu yerda uchraydi. Ark deymiz. Bolam joylashib oldimi hamma? X teng bo'ladi X da. X imiz nima bo'ladi bizada? X imiz nimaga teng shu yerda? Minus 1 bir aralig'mi? Qanday shunaqa? X nima bo'ladi? Minus 1'dan 1'geçe mi? Hı, doğru. Minus 1'ü 1. Kim anlık buladı? Dostan? Anlık. Anlık şey dost. X. Dostan? Yana qochib qoldimi bu bola? Ovoz rasa bo'linib kelyapti menga. Ha, nima bo'ladi shu? Minus bir bor. Bu bo'ldi. Tak, minus chekslikdan plus chekslikgacha. Birni qo'ysanglar, ark sinus 1 da, yaxshimi 2 ga teng. Minus 1 ni qo'ysanglar, ark sinus. Tushundinglarmi? Chunki buni aniqlanish sohasi, qiymatlar sohasi undan o'tib keta olmaydi bizada. Tushundinglarmi? Ark kosinus. Kosinus nima bo'ladi bu yerda x imiz? 0 pi. 0 pi. Yangi tanginiz. Nimaga teng? Minus 2. Minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha. Bular kirmaydi. E'tibor berasizlar. Mana pi oralig'ida bo'ladi. Tushunarli? Tushunarli. Endi qaranglar, qo'shimcha formula. Sizlarga. Arc sinus x plus arc cosinus x nimaga teng? Arc tanginus x nimaga teng mana shu ikkalasi? Tepadagi pi taqsim 2 gami? To'g'ri, bu pi taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bu ham pi taqsim 2 ga teng bo'ladi. Yana qaranglar, hozir bu qatdan kelib chiqqanini tushuntirib beraman. Sinus qabul qilgan qiymat burchak bilan kosinus qabul qilingan burchaklar yig'indisi teng bo'lsa, biz nima dedik? 90 ga teng bo'ladi yig'indisi. 90. Tangens bilan katangens xuddi shu narsalar ishlaydi. Ya'ni qaranglar, bu uch burchakdan tushuntirib beraman. Mana alfa, buni betta deylik. Mana buni alfa, buni betta deylikda. Mana buni a, b, c desam. Mana menda alfaga tengmi? Arc sinus. Qanaqadir bitta alfa deylik. Mana betta deylik. Sinus alfa nimaga teng?
Sinüs x meşte alfa. Sinüs alfa x A taksım s. A taksım s. Kosinüs nömege deyin. B taksım s. B taksım s. Bette de basayık. Bunu bette de olma. A taksım s. A taksım s. A taksım s. İki las denge kanma kıymatı. Şimdi alfa onu bette neyimiz nömege deyin bolada. 90. Şimdi ilan kattan kep çıkan mı? Kola seyle bunu iki yoğunu bir kıl kıymatta tangini silasayla bo'ladi. Yoki iki yoğunu bir kıl sinüs silasayla bir kıl kıymat kep çıkı uğradı. Şimdi ilan mı? Yani od dediğini sodda usulü sinüsü burçege bilan kosinüsü burçege bir kıl kıymat kabul, bir kıl son kabul kıymat kısa. Kudu mesela sinüs 18, kosinüs 80 getingli. İkkalasi bir xil qiymatga ega bo'ladi. Demek yig'indisi 90 ga teng bo'ladi. Tushunarli, bu narsa esingizdan chiqmasin. Ana endi misollar ko'ramiz. Buni yaxshi tushundinglarmi? Ha. Ana endi ichida har xil narsalar bersa, qanaqa bo'ladi? Misol ko'ramiz. Birinchisi. A sinus sinüs deyimiz netçe? 5 pi taksım 8. Plus arc kosinüs kosinüs delik netçe beramız. Doktora kıymet verilik. Misal için 9 pi taksım 7 deyilik. Şuna kalak işleyemez. Alfabette kovalamız mı bileyim? Yok. Bunun işi sağ kubro. Yeni karayla. Buna kalak işleyemez bize. Ark sinüs deyemez. Mamını oralıkta çürüşün kere sinüs nümü buluş kere. Minus pi taksım. Minus pi taksım. Pi taksım ikinin oralıkta buluş kere. Doğru mu? Hı. Bu pi taksım ikinin hoş getken bu. Çünkü tur pi taksım bu yanda hoş get koyan bu. Eğer gradisim hoş get olsa kiltiriş formülalardan faydalanır. Bunu kiltirip alışım kere hemen. Bunu mamına kıyaslan buladı mı? Pi minus 3 pi taksım 8. Nisan buladı mı? Pi'da ayır olsa ben sinüsge yetik geledi. Doğru mu? Mamı diyem o anıklayın sohasından aşık yetik koyuyen. Çünkü normalen pi'nin oralığına buluş gereği bu. Doğru mu? R kosinüs diyeyim ben. Bunu mu bulalım ben de? Pi plus. Kosinüs. Pi plus 2 pi taksim 7 de sen bulalım mı? Hadi şimdi bunu işlesem. Bunu mu yetin buladı? R sinüs, sinüs, pi'den ayırtlaşırsam sinüs sözü tur uğradı, 3 pi taksım 8. Doğru mu? Çınarlı mı? Şimdi plus diyeyim ben, mama arc, kosinüs, kosinüs, pi'ye 2 pi taksım 7'ni kossam, neçinci çoğrayı götürdü? 3'üncü çoğrayı götürdü, 3'üncü çoğrayı da kosinüsümüz. Manfi, manfi 2 pi taksın 7 bo'ladi. Tushundinglarmi shu yerda gapmi? Tushundimi? Ha? Ha, tushundim, tushunarli. Endi qaranglar, mana arc sinüs bilan aniqlanish sohasiga kirdi, to'g'rimi? Pi taksın 4 dan kichkina, pi taksın 2 dan kichkina. Demak, 3 pi taksın 8. Ha, pastadan yoza qoldim, tushunishingiz uchun. Ustoz. Bu bilan bu qisqarsa 3 pi taksın 8. Mama, minus yo'qotish uchun nima qilardik kosinusda? Pi minus yoziladi. Ha. Juft ham emas, tog' ham emas bo'lgani uchun pi dan ayirtdaysizmi? 2 pi taksim 7 dan. Tushunarlimi? Ya, 3 pi taksim 8 ayro 5 pi taksim 7 bo'ladi bu. 56 bo'ladi. Bu 21 pi dan ayırtlaşmamız gerek. Ne mana? Pi'ni. 40 pi'ni.
19 bi minus 19 bi taksim 56. Qo'shiladi-yu bu, to'g'rimi? Qo'shsa qo'shiladi-yu bu. 21. 21 ga 40. 61. 61. Taksim 56. Tushunarli bo'ldimi? Ha. Qiyin emas ekanmi unaqa? Muhimi keltirish formulasi orqali, keltirish formulasi orqali aniqlanish sohasiga savolsanglar bo'ldi. Endi savol mana sizlarga. Mana buni qanaqa ishlaysizlar? O'tgan 2 yil oldin imtihonlarda tushgan savol. Ko'pchilik qiynalib qolgan mana shu masalalarga, mana o'zim o'quvchilarim ham qiynalib qolgan. Ya'ni chunki mantiqiga yaxshi tushunib olmagan, u paytda yaxshi o'qita olmasdi, mana sizlarni o'qitdim, biz ham yaxshi o'qib ketib qolyapdikmi? Demak, arc sinus sinus 3 dot. Nima qilamiz? Birinchi radianning gradusga o'tib, gradusni chorakka solamiz. Mana des. Bu 3 degani nima degani bizada? 57 gradus 57 ga ko'paytirib gradusga o'tib olamiz. Ha, necha bo'ladi o'sha? 100 necha dir bo'ladi? Keyin nima qilamiz? 71. 180 ni ayiraveramiz. Qaranglar, bu to'g'ri o'ylading. Undan ham osonroq, tezroq o'ylash usullar. Bu qaysi oraliqda bo'lish kerak? Minus pi taqsim 2 yu pi taqsim 2 oraliqda bo'lish kerakmi? Mana arc sinus deyman. Ya'ni minus pi taqsim 2 bilan pi taqsim 2 degani minus 157 bilan 157 ning oraligida bo'lish kerakmi radianda? To'g'rimi? Nima qilaman? Sinus deyman. Pi dan 3 ayirsam nima bo'ladi? 0.14. 157 bilan 2 ta minus plus oralig'ida yotibdimi? Demak pi minus 3 ga teng ekan bu. Tushunarlimi? Tushunmadi ko'pchilik. Yana misol ko'ramiz. Kosinus. Kosinus 10 masalan mana. Nimaga teng desa? Kosinus qaysi oraliqda bo'lishi kerak edi? 0 pi. 0 pi oraliqda bo'lish kerak edi. 0 pi degani 0 bilan 3.14 oraligida bo'lish kerak ekan, to'g'rimi? Mana 4 pi dan ayiraveramiz. 3 dan oshib ketib qolgan. Nima qilamiz endi buni? Ramkasiga solamiz sekin. Kosinus deymanmi? 3 pi desam bo'ladimi? Bo'lmaydi. 3 pi ga qo'shib kerak bo'ladi. Maladiz, 4 pi qilaman. 4 pi. 4 pi minus 10 desam, 4 pi nimaga teng? 3.14 ga ko'paytirsam, 12.56 ga teng, to'g'rimi? 12.52 ga. 12.52, undan 10 ni ayirib tashlasam, 2.52 bu 0 bilan 3.14 orasida yotibdi, demak bu 4 pi minus 10 ga teng ekan. Ha. Tushunarlimi? Qiyin emasmi unaqa? Arc sinus sinus on nimaga teng bo'ladi? Xo'p, agar tushungan bo'lsanglar mana. 4 pi minus 10. Yo'q. Tak. Sinus 10. 3 pi minus 10 ga teng. 3 pi minus 10 ga teng. Chunki minus 3.14 bilan 3.14 orasida. Yo'q, minus 3.14 emas. 157. Demak 3 pi'dan ayirib tashlasam ham yetadi ekan. Tushunarli? Ha. 9 dan 10 dan ayirsam 0 butun nechidir? Muhimi 1 nechidirdan kichkina deysizlar. 3 pi minus 10. Tushunarlimi? Tangingizga tangingizga bermayman chunki ularda aniqlanish sohi yo'q, o'ziga teng bo'laveradi. Tushundinglarmi? Mana misol yana sizlarga qaranglar. Arc deylik. Arc sinus kosinus deylik masalan.
3 pi taqsim 8 dot. Mana qilib bersa nima qilasizlar? Sinus ichida kosinus berib qo'yadi. Qavs ichidagini sinus ko'rib olamiz. Qanaqa o'tamiz? 1 minus sinus qayda tarafda? Ilzosda. Nima? Keltirish formulasidan o'tish kerak. Malades. Zo'r qizda yozish. A ketasiniki minus pi taqsim 2 ayru 3 pi taqsim 8 deyman. 8. Tushundingizmi? Chunki nimaga? Pi taqsim 2 sinus kosinus sinus bo'ladi. Ha. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Mana kosinus pi taqsim 2 minus alfa bu teng sinus alfa deyishim kerak o'zi mana sinus alfa kosinus alfa sinus teng bo'ladi bu kosinus alfaga kosinus alfadan bunga o'taman desam mana bunga keltirib olishim kerak ekan tushunarlimi mana bu yerda sinus qolib ketibdi bizda sinus deymiz pi taqsim 2 minus 3 pi taqsim 8 pi taqsim 8 emasmi? Nega pi taqsim 8? 3 pi taqsim 8 ga keladi shunda qavsichi. Bu 4 pi taqsim 8. To'g'ri. Pi taqsim 2 dan buni aytib ketishim kerak bu. Pi taqsim 3 ketadi-yu, 3 pi taqsim. Mana pi taqsim 2 dan aytib ketsam bu gradus kelib chiqadi. Ya'ni bu gradusni yasab olishim kerak emas. Pi taqsim 2 dan buni aytib ketsam sinusga teng mana. Yozdik-ku. Ha, tushundim, tushundim. Demak, bu nimaga teng bo'lar ekan? Mana buni hisoblasam pi taqsim 8 bo'ladimi bu? Ha. Pi taqsim 8 oraliqqa kiradimi? Kiradi. Kirgani uchun arc sinus va sinus qisqaradi, pi taqsim 8 chiqadi. Tushundinglar? Savollar bormi yana? Qanchalik yaxshi tushunmoqsizlar? Yaxshi tushundinglarmi? Farqiga. Tushundim. Endi buni misol ishlab praktika qilish kerak ko'proq. Shunaqa. Hop, men yana bitta ikkita misol ishlab ko'rsataman. Shularni ishlab ko'rasizlar. Misol qaraman sizlarga. Misol ko'rgan gilasni yedimi? Yasinmi? Soat bo'ladigan uyga vazifa tashlab qo'yasizmi? Nima ekan? Uyga vazifa. To'plam boru, bunga ham qarab tashlab qo'yaman. Mana nimaga teng mana, topinglar o'zinglar. Bo'sh to'plam. 9 mi? Bo'sh to'plam 5 mi? 5 5. Ha, 5 bo'lsa 9 bo'lsa. Bo'sh to'plam. Bo'sh to'plam. Yechimiga kelmasin. Ha, keltirish formuladan ketib qolmanglar-da.
Şimdi ileride demek bunamaz ama bunlarda bu iş toplar. Peki bunu test karşısını korsayız. İki bir minus beş. Bunu mu buladı ağabeyse? 2P netçili yani o? 6.14. Doğru. Bunu uşağına girmesen. Yani bu 2P'yi kırarken. 5'ye kırarken. Kırarken. Şimdi ileri? Hmm. Abi yine misal veremem fazla. Tam ne kadar soru verdi dedik. Bana sen kıyırlaştıramaksızlığı. Sinüs. Üç tane verdi dedik karayla. Sinüs. Arp kosinüs. Bir taksim iki. Plus ve artı. Arp sinüs minus bir taksim iki. Plus da attı. Minus art tanginiz minus ilüz astı da üç. Bunu mu gittin? Bana kışlayışın da. Kimetler var ki? Şöreni koyuyorlar. Kanat kaçlıysa da. Demek sinüs deyemez. Kosinüs bir taksım iki geteng olan ya kıymatı netçe? Bir taksım üç. Bir taksım üç. Plus sinüs minus bir taksım iki geteng olan ya kola. Minus bir taksım altı. Minus bir taksım altı. Plus bir taksım altı minus altıge çıkan için minus oladı bu. Tınarlı mı? Plus bir taksım üç geyin. Kengisi, mama minus aldıge çıkanına ne mi oladı? Minus aldıge çıkıp gittiğinde plus deyimiz. Plus. Bir taksım. Neti? Uç. 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 Bu ne mi getirdiğinde oladı? Yes, bir taksım iki. Ha? Bir taksım iki. Bir taksım iki getirdin, doğru mu? Ha, 90 grad. Bu ne mi getirdin? Bir getengi. Tüm değil ama? Hı. Farkı ki şuna yakışı çoğun olsaydı bundan kıyılmazsan işle uğraşsın. Bana sıla giyene soğuk. Siz iki arkadan yine suç. Sinüs 2 artı tangenis uç. Plus kosinüs. 2 artı tangenis 2. Ana kesmesi lan. Boş. Boş toplam mı maksiydi? Ha. Bu işten git orta kaldı. Kanat işin ismi. Uçuburcu ekşezamız.
ikkita usulda ishlayveraman, qarang. Ikkita usulda ishlayveraman. Birinchisi, to'g'ri, uchburchak chizib olsanglar. Eng qiynalmaydigan usul uchburchak usuli. Chalg'itmanglar. 3 1. Buni alfa, buni beta deymiz. Tushunarlimi? Tang. Buni yana mana 2 izosli. Izosli. Izosli emasmi? Ona bu, izosli. Ha. Izosli. Ha. Ark tangini ismidi bu, uka tangini ismi. Shuna tekshiraman. Ark tangini, sark tangini ekan. Bu 2 bo'lsa, bu izosli 5. To'g'rimi? Demak, sinus 2 alfa dotti, to'g'rimi bu? Sinus 2 alfa nimaga teng? 2 sinus alfa kosinus alfa. Ha. 2 ko'paytirib sinus alfa 1 taqsim minus ostida 10 3 taqsim minus ostida 3 taqsim minus ostida 10, to'g'rimi? Aha. Plus deyman. Kosinus 2 alfa degani kosinus kvadrat alfa. Kosinus kvadrat alfa degani kosinus kvadrat beta. 1 taqsim 5 plus 4 taqsim 5. To'g'rimi? Yo'q, minus. Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Kosinus 2 alfa. Tushundinglar-a? Mhm. Ha, sinus 2 alfa plus kosinus 2 alfa 2 beta dot. Hamma tushundimi? Tushunaman. 10 bilan 10 10 chiqadi. 2 ni qisqartirsam 3 taqsim 5 bo'ladi. 3 taqsim 5 minus 3 taqsim 5. Minus 3 taqsim 5. Nolika. Qiyin deb tuyuladi, ko'rdinglarmi? Aslida undan qiyin emas. O'n so'ngini ishlab qo'ysanglar bo'ladi. Savol bormi o'zingizda? Bitta bo'lsa mana shu ishni emas, tugatamiz. Savol yo'q. Dars tugat deganim bu. Men odam uxlab qotdi. Ana Garvardni eshigini tegiga kiraverishga. Ana kutubxonasiga. Nima deb yozib qo'yishgan bilasizmi? Agar bugun uxlasang deb boshlanmaydimi? O'sha. Shunaqa. Agar hozir uxlasang, orzularingni tushingda ko'rasan. Agar uxlash o'rniga o'qishni tanlasang, orzularingni hayotda ko'rasan. Shunaqa edi. Tushingni hayotda ko'rasan. Tushunarlimi? Farqi yo'q, tanlash huquqi o'zingizda. Eng muhimi, ertaga ertalab qatgandir boriladimi ishga? Yo'q. Yo'q. Shunisi paradoks-da. Hech turlatdi. Endi savol bor edi, ustoz. Demak, y barobar arc kosinus 2 sinus x xavs ichida. Funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli bo'lgan x ning minus p dan p gacha kesmadagi barcha qiymatlarini aniqlang. Xo'p. Bu yerda nima bo'lish kerak? X sinus x. Arkda x nimaga teng deydi? Minus 1 dan 1 gacha. Arkda. Ha, demak. Minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha. Min 0 pi emasmi? 0 pi oralig'i deydi kosinus. Kosinus 0 pi oralig'i deydi. To'g'rimi? Ha. Endi nima qilamiz? Savol. 2 sinus x ni birinchi. O'sha 2 sinus x da minus 1 va 1 oralig'ida deb olishimiz kerak-da. Nega? Keltirish formulalarida foydalanamiz. Birinchi o'rtadarishtirish kerak. 2 sinus x. Aniqlanish soha bizda arc kosinusda nimaga teng deydi? Minus 1 dan 1 gacha
Arkosinus 0 pi kub. Arkosinus 0 pi. Ko'pchilik adashtiryapti, hali ham qiymatlar. Yo'q, minus bilan qiymatlari du, x qiymati aniqlanish sohasi emas. Boshqa ko'chinish o'zi aniqlanib bo'lmayapti, arkni o'zini aytayapmiz. To'g'ri, to'g'ri. Sizlar qiymatlar soha bilan aniqlanish sohalarini adashtiryapsizlar. Mana bitta minus bilan, mana mana bitta bo'sh to'plamni yozdinglar-ku. Ha. Chunki arc sinuslar 5 bo'lsa noto'g'ri. Demak, x sin bu tenglamaga tegishli ekan. Ne o'zi aslida tenglamasini otmadik-ku. Tushunarlimi? Tenglamasini o'tib ishlayveraman men buni. Prosta oldinga ishlasak, sinus 2x minus bo'l, minus 1 taqsim 2 bilan 1 taqsim 2 tengsizligidan kelib chiqadi-da bu. PN'lilerde hem görüyoruz mu ustoz? Nimalarni? PN, 2PN. Pika. Tenglama tengsizligi de bundan keyingi darsda. Mana mana shuni ishlasak nima bo'ladi hozir? İki sinüs iki. Minus birden bir geçe devam alalımız. Boş toplam bu konuda. Boş toplam bu oldu. Çünkü minus bir olarak adalet de olsa. Boş toplam bu oldu mu bu bana mı? Yok. İyi. Tokta hazır. İki. Kıymatını hesaplaş gereken de. Radyan ku. Boş toplam eke. Hatta amaldik. Çünkü sinüs 2'miz bir yüzü 14 yedigen bölsek bu yarımdan katta de. Yarımdan katta bölgenle kim birden katta bölet de bir. Havasıç. Gradus ku bu? 2 gradus mu? 2 radyan, o şey 2 radyanımız 114 gradus. 180'dan ayrı varsak, 60'dan katta son çıkardı, 60'dan katta son. Bu 1 taksim 2'den katta. 1 taksim 2'den katta bölgenden keyin, halsizimiz 1'den katta da. Eğer 1 olsa açı şu. 57'den. Barbaram şunday. Çünkü 57 ku 30'dan katta. 30'dan katta olsun vakit. 30 degani 1 taksim 2. 2 ni 1 taksim 2 ga ko'paytirsak, bir-birdan katta sonda. Mahmetda 2 bo'lmasa-chi? Yo, unda ishlasa bo'ladi. Qanaqa ishlaymiz? Pi minus 2 qilsa, ana bo'ladi. 114 chiqadi. Yo, unda ham bo'lmaydi. Ana qolamiz, keltirish. P'den, P taksim 2'ye, P'den ayrı oramız. Sakine vardı mı aslan anca? P'den ayrı orası, Brontor baktı de. Of, ahir gün sallı yazamız, şumulan tüketemiz. Ben nakım sall koruyayım, aleyna.
Arkosinus, kosinus deymiz buna. Tanginiz ark. Tanginiz pi taqsim 2. Qanaqa ishlaymiz buni? Birinchisida pi dan ayirib olamiz 7 pi taqsim 8 da. Pi taqsim 8. Yangisi 2 pi taqsim 8 mi? Ikkinchidagi pi taqsim 8 bu. 9 pi bu. Demak pi plus pi taqsim 8 deymizda. Shunda pi taqsim 8 bo'ladi. Yo'q, ana qavsni ichini aytibman hali. Mana to'g'riga minus deylik. Nima bo'ladi mana minus? Pi minus pi taqsim 8 bo'ladi. Minus 9 pi taqsim 8 bu. Bosh to'zi pi plus pi taqsim 8 bo'ladi. Pi taqsim 8 chiqqanda minus bo'lgani uchun pi dan ayiramiz. Minus pi minus pi taqsim 8 bo'ladi. Shundaymi? Minus pi minus pi taqsim 8 ikkinchi chorakda kosinus manfiy. To'g'rimi? Minus bilan minus bu plus bo'lib ketadimi? Lekin ichida manfiy. Pi tushunarlimi? Pi manfiy pi taqsim 2 bo'ladi. Pi taqsim 8 plus pi taqsim 2 bo'lar ekan. 8 plus pi taqsim 2. 2. 3 pi taqsim 2. Tushunarlimi? Mana shuni mana bunaqa berib qo'ysa hammasini berkitib kosinus berib qo'ysa kosinus 3 pi taqsim 2 da minus 0 ga teng bo'ladi. 0 ga teng bo'lsa tushunarli? Mana bu yerda nima bo'ldi ustoz? Kosinus minus 9 pi taqsim 8. Minus pi minus pi taqsim 8 dedim. Minus pi minus pi taqsim 8. Keltirishda. Ha, bo'ldi. Tushundim. Nolu pi oralig'ida deb bular. 2 pi dan ayirib tashlasam ham bo'ladi. Shu oraliqqa tushirib oldim-da mana. Tugatamizmi?